Ramazan ayındayız. Malum bu ay hayır hasenat ayıdır. Ramazan'ı bu açıdan da değerlendirmek gerekir. Tabii bir de zekat var. Toplumumuz genel olarak bu ayda zekatını verir. Tıpkı oruç gibi Allah'ın emirlerinden olan zekat hakkında ilahi açılardan tavsiyeler de gelmeye devam ediyor. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Ünverdi, zekatın zenginle fakir arasında köprü olduğunu söyledi. İslam zekata büyük önem veriyor. Çünkü zekat, zengin ile fakir arasındaki dengeyi sağlayan en güzel ve en önemli mali ibadetlerin başında geliyor. İlahiyatçılar da zekatın içtimai hayattaki önemine dair tavsiyelerde bulunuyor. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Ünverdi, zekatın toplumsal hayattaki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zekatın, İslam'ın beş şartından birisi olduğunu anımsatan Ünverdi, zekatın nasıl bir ibadet olduğunu anlattı. Kişinin kendisinin bizzat ya da bir vekaletle yerine getirebileceği bir ibadet. Aslında kişinin nisap miktarına ulaştığı andan itibaren sahip olduğu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yerine getirilmesi gereken bir vecibedir, bir görevdir bu. İslam'da mülkün sahibi Allah'tır. Her şeyin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla toprağın da sahibi, tohumun da, gübrenin de, suyun da, havanın da sahibi Allah'tır. Allah kullarına sahip oldukları malın gerçekte kime ait olduklarını bilmeleri mahiyetinde aslında zekatı ve sadakayı, fitreyi, fidyeyi emretmiştir. İkincisi, zekatın kelime anlamı arınmak, arındırmaktır. Yoksulluğun yaygın olduğu durumlarda zekatın miktarını arttırmakta fayda olduğunu belirten Ünverdi, zenginlere çağrıda bulundu. İslam her ne kadar 1/40 dese de bugün bunu daha çok arttırarak daha fazla zaten 1/40 kesinlikle yani hiç oradan ödün vermemeleri ama imkanları ölçüsünde bu 1/40'ı arttırarak ihtiyaç sahiplerini vermelerini biz tavsiye ediyoruz. Çünkü ne zenginler geldi geçti bu dünyadan bir kefenle ancak toprağın altına girdiler. Biz onlardan iyi olanları rahmetle anarken malını sadece kendisi için harcamış olanları, başkalarına hiçbir şekilde yardım olmamış olanları ise başka şekilde anıyoruz.